Yani hadi artık gidiyoruz. Geliyorum. Kaç defadır pencereleri açık bırakmayın diyorum. Romatizmalarım var. Hapımı getirin. Bastım. Anlaşmayı bu esaslara göre yazarsınız. Ben daha 2-3 gün yazıhaneye çıkamayacağım. İmzalamam lazım gelen kağıtları bana buraya eve getirsinler. Hem edersin. Şimdilik bu kadar. Evet efendim. Bir dakika. Merhaba doktor. Evet, gözden geçirdim. Sizden bir ricam daha var. Top stoklarımızı ve dünkü istihsal vaziyetimizi öğrenmek istiyorum. Hayır, bana gene telefonla bildirirsiniz. Teşekkür ederim. Evde kaldığımı bir de telefon derdi başlıyor. Hoş geldin, nasılsın? İyi görüyorum seni. Oldukça, sen nasılsın? Eskiler yaş 70 iş bitmiş derlerdi. Ben daha 50'yi bulmadan sıfırı tükettim. Aman Macit, aramızda 3 yaş fark var. Seni ümitli görmezsem kendimden nasıl emin olabilirim? Dışarıda sıcak bir yaz günü var. Ben size eve hapsoldum gitti. Bir yere çıkamıyorum. Üşüttüm mü ne? Bugün de sol tarafım ağrıyor. Şuraya gel de seni muayene edeyim. Romatizmalar beni o kadar rahatsız ediyor ki. Artık bastonsuz bir adım atamıyorum. Görüyorsun halimi. Görüyorsun değil mi? Hayat mı bu Cemil? Şimdi bütün bunlardan sarfı nazar, benim asıl derdim. Salonun temizliği bitti mi? Bitti efendim, temizlendi. Ha, Pervin evvela benim odanın tozunu al. Başüstüne. Karşılıklı olarak biraz daha anlayışlı hareket etmek zorunda. Artık sen ileri yaşın sınır çizgisinden geçtin. Karın genç ve sıhhatlidir. Fakat hiçbir zaman müsavi bir aşk hayatı yaşayamazsın. Hiçbir zaman. Gezintiniz nasıl geçti? Aa anneciğim, görsen o kadar eğlendik ki bazı gittik, sonra güvercinlere yem verdik. Güzel. Gel bakalım, şimdi yemek sırası peki. Senin. İtimade, tıbbın bütün imkanları bu bakımdan sana fazla bir şey yapamaz. Anlıyorum doktor. Fakat içimizde ümit bulundukça İnsan bir takım çareler arıyor. Ah. Hoş geldiniz Cemil Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim hanımefendi. Neredesin Nermin? Seni bugün ilk defa görüyorum. Aman Macit, o nasıl söz? Ahçıya nezaret, hizmetçiyi kontrol etmezsen bu evde iş yürür mü? Oo, bir hayli geciktim. Affınızı dilerim, vapura yetişmem lazım. Rica ederim, rahatsız oldum. Rica ederim. Bunu saymayız doktor, gene bekleriz. Teşekkür ederim. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor. Gel yanıma, otur şöyle. Gene biraz üşüttük galiba. Tabii romatizmalarım hemen nüksetti. Bu evde nasıl üşüyorsun anlayamıyorum. Mamafi doktorun gelmesi iyi oldu. Ondan apaçık konuştum. Biliyorsun ya, o meseleyi. Daha bu düşüncede misin? Canım, ne lüzum var böyle şeylere? Evet.
güzelsin. İnsanın böyle bir karısı olunca onu sadece bu evin içinde bir tablo olarak seyredemez ya. Aşk ihtiyacı içinde kaynıyorsun. Bense senin bu arzularını taş gibi bir sükunetle karşılıyorum. Bu senin kuruntun. Hayır. Bu kuruntu değil. Bu hakikat. Beni üzen, bitiren, öldüren bir hakikat. Bunlara hiç lüzum yok. Kızımızın varlığını düşünmek huzurumuz için kafi bir sebeptir. Teşekkür ederim. Böyle bir cevap bekliyordum. Mamafi, şunu itiraf etmeme müsaade. Sen hayatımın destiğisin. Çekilirsen ben yıkılırım. Hayatım, bunlara hiç lüzum yok. Peki peki, bunlara bırakalım. Öğleden sonraki programın nasıl? Nerelere gideceksin? Fakat farkında mısın, bu gezmelerimle seni yalnız bırakıyorum. Ben romatizmalarımdan evde kaldığım için sana bir mahpus hayatı yaşatamam. Dilediğin yere gitmek de serbest. Hem sana sonsuz bir itimadım var. Peki. Sırf seni memnun etmek için programıma devam edeceğiz. Akşam yemeğini İjler'le birlikte benim bahçesinde yiyeceğiz. Müsaadenle elbisemi değiştireyim. Biraz bakar mısınız? Buyurun efendim. Bana bir konya. Biraz üşüdüm, sen bir şey almaz mısın? Teşekkür ederim. Bana bir limonata. Başsın efendim. Kuzum, nerelerdesin? Jale vaktimi fazlasıyla alıyor. Biliyorsun, umumi zafiyet geçirdi. Darılma ama. Anneliğe pek heveslisin. Ay, onun hediyesi var. Gençsin, güzelsin. Ne bileyim, eğlenme tatlı. Sonra Macit de rahatsız. Onu da evde yalnız bırakamam. Mürebbiye, hasta bakıcı. Oo, ben dünyada tahmin edemezdim. Vallahi çıldırırım. Ben bu düşüncede değilim. Biri kızım, diğeri kocam. Üstelik beni mecbur da etmiyorlar. Macide kalsa daima dışarı çıkmamı, eğlenmemi ister. Ah, yemeği evde yiyeceğim. Benden gelir misin? Teşekkür ederim. Ben de eve gideceğim. Şoför neredeyse gelir. Peki, nasıl istersen. Ama pazar akşamı için sakın unutma. Mutlaka beklerim. Allah'a ısmarladık canım. Güle güle. Her gün akşam, gün batarken hijyanla dolar kalbim. Yavaş yavaş ay doğarken feryatla ağlar kalbim. Esen Meltem rüzgarları benliğime dolarken özlüyorum, gözlüyorum, meçhul bekliyorum. Şimdi yalnızım, hüzün dolu bir kalple yaşamaktayım, ızdırap ve kederle. Günler geçiyor, düşen yapraklar gibi. Ruhum soluyor, kuruyan bir gül gibi. Beklemekteyim, yeni bir ümit ile. Elbet gelecek, benim de kalbim dile. Yalan söyledin değil mi? Yemeği
sizlerle beraber yemek için evden çıkmıştım. Sonra vazgeçtim. Çünkü yalnız kalmak istiyorsun. Bir kimseyle karşı karşıya gelmek seni sıkıyor, öldürüyor. Arzularını duyuramamak, anlatamamak korkusuyla baş başasın. Çok yalnız. Saat 9. Bir gece olsun yemekte bulunmalı canım. Kim? Kim olacak abi? Nermin. Hemşirem, bugüne kadar aramızda en ufak bir kırgınlık olmadı. Ama karımın yaşayışını sen tanzim edemezsin. Nermin'i severim. Fakat genç güzel bir kadının böyle bir hayat sürmesi... Böyle konuşmaktan seni men ederim. Benim karıma tam bir itimadım vardır. Evet ama bir kadın hayatında daima yanında bir erkek bulundurmak ister. Sus diyorum sana! Sus! Daha yapmadın mı? Sen misin Nermin? İnsan yaşlandıkça uykusu da azalıyor. Biraz çalıştım. Biraz da düşündüm. Ne düşündün? Seni düşündüm. Çok ince giyiniyorsun. Moda koyu bu saatte serin olur. Yemek nasıl geçti? Hep güzel konuşmana göre dinlemekle yoruldum diyebilirim. Onun için mi bu kadar sinirli? Yok. Öyle mi görünüyorum? Belki olabilir. Bugünlerde asabım çok bozuk. Cemile telefon et. Seni bir muayene et. Sen bütün ümidini doktorlara bağlamışsın. Ama benim için bu böyle değil. İyi geceler. Nermin. Evet. Bu gecenin diğer gecelerimizden bir farkı yok zannederim. Tam 14 kilo zayıfladım. Aman Oluş, tam formundasın. Yani her bakımdan mükemmelsin. Getir kızım. Onu buraya çeksene. Al kızım, şunu getir. Nihat'ı nasıl buldun? Değişmiş göründü. Ama bilirsin, kurdun dişleriyle dökülse gene kurttur. Sen ne fesat şeysin. Tabiatım böyledir. Beni aç bırakabilirsiniz ama dedikodu yapmaktan men edemezsiniz. Aranızda geçenleri biliyorum. Nihat da geldiğine göre artık büyük aşk hayatı yaşayabilirsiniz. Kim bilir belki. Ama geç kalıyor. Şimdi. 10 dakikaya kadar hazırım. Ha, benimle beraber İstanbul'a iniyorsun değil mi? Hı hı.
Tabii seni götüreceğim. Akşamki kokteyli de Nihat'ı getireceğim. Sanki dolmuş yapıyorum. Birini götürüyorum, birini getiriyorum. Tabii şekerim, bu senin vazifen. Paris, Roma, Napoli, hepsinin ayrı bir güzelliği vardır. Evet, orası öyle. Ama kadın her yerde aynıdır. Öyleyse güzel kadınların şerefine. Ah, bilsen ne kadar memnun oldum. Geleceğin hiç ihtimal vermiyordum. İnanır mısın, son dakikada verilmiş bir kararla geldim. Nasıl mükemmel bir parça değil mi? Evli mi? Evet ama hep bas geçiyor. Nihat, bak sana Nermin'i tanıtayım. En iyi arkadaşımdır. Memnun oldum hanımefendi. İhlal de sizden çok bahsetti. Enteresan bir hayatınız varmış. Çeşitli maceralarla geçen bir hayat. Aman efendim. Hayatımın asıl enteresan tarafı şimdi başlıyor. Evvela sizi tanımış oluyorum. Sizi görmekle bahtiyarlık. Gel canım, şu tarafta daha rahat ederiz. Tabii. Çok güzel bir gece geçiriyoruz. Macit nasıl? Jale ne yapıyor? Bildiğin gibi. Yalnız Macit biraz rahatsız. Geçmiş olsun. Çocuklar, yeni plaklarım var. Çalayım da dans edelim. Ha? Bu dansı bir sever misin? Beni mahzun görür. Oo. Bu sizin her zamanki halin. Ya, beni biraz yalnız bırak. Rica ederim. Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Biraz sonra alırım. Her şeye rağmen dans etmek istiyorsunuz değil mi? Hem teklif edersem, benden sabaha kadar durmadan, dinlenmeden dans edeceksin. Sizden acaba diyorsunuz. Hadi canım, aldırmayayım bu acabalara. Fakat nasıl olur? Basma ya. İşte böyle. Şaştınız mı? Evet. Beni nasıl peşinizden getirdiniz? Bu sizin arzunuz. Çok cüretkarsınız. Usul meselesi. İleri gidiyorsunuz. Şimdi dansı bırakabilirim. Sıcak değil mi? Sizi terasa çıkarayım. Harikulade. Evet. Sizinle birlikte harikulade. Konuşun biraz. Yalnız değilsiniz. Emretmeye alışmış mısınız? Hayır, hayır. Emir değil. Size yalvarıyorum. Tesadüf karşıma sizi çıkardı. Bir gece içinde sanki sizinle yıllarca beraber yaşamış gibiyim. İnanır mısınız? Şu anda hayatımın en cazip kadınıyla karşı karşıyayım. Unutmayın ki evliyim. Evli olmanız size karşı duyduğum hayranlığı anlatmama mani teşkil etmez ki. Geç oldu, gideyim. Kaçmış gibi oluyorsunuz. Kimden? Bilmiyorum. Belki de benden. Hayır, daha fazla kalamazdım. Beni mazur diyorum. Yarın deniz evindeyiz. Gelecek misin? Mümkün değil. Yarın evde işlerim var. Allah'a ısmarladık. Bekliyorum. Muhakkak geleceksin. Ah.
Tesadüf karşıma sizi çıkardı. Bir gece içinde sanki sizinle yıllarca beraber yaşamış gibiyim. İnanır mısınız? Şu anda hayatımın en cazip kadını ile karşı karşıyayım. Bu gece beni nasıl buluyorsun? Harikulade. Darılmadım ya. Seninle meşgul olamadım. Ama ben daima seninle meşgul oldum. Anlayamadım. Nasıl oldu? Gözlerimle. Onlar peşinden hiç ayrılmadılar. Daima seninle meşgul oldular. Olur şey değil. Şu senin kuzenin de az anasının kızı değilmiş. Neden? Görmüyor musun? Nermin'i öksüye düşürdün ona şu. Aman Firdun. Saçmalama. Nermin dürüst kızdır. Arkadaşlıklarını çekemiyorsun. Ben anlarım. Bu sadece arkadaşlık değil ya. Güneş senin başına vurmuş yavrum. Nihat! Nermin! Hadi boğaza gidiyoruz çocuklar. Sana kuzum, denizden hiç çıkmak istemiyorsun. Ha? Biraz fazla kaldım değil mi? Bunun bir başka sebebi de olabilir. Ne gibi? Mesela çöl sevgisi, dağ sevgisi, bağ sevgisi gibi insanda pekala sonradan bir deniz sevgisi de başlayabilir. Sen bunu iyi bilirsin. Hepsinden birer parça tatmışsındır. Aman çocuklar, burada duracak değiliz ya. Arif, bir Ödemir. Yelkenleri. Biz matmazelimiz küçük sevgisiz babacığım. Bizimle gelmez misiniz? Çok isterdim kızım ama biliyorsun biraz rahatsızım. Peki siz bilirsiniz. Allah'a ısmarladık halacığım. Güle Allah güle. Allah'a ısmarladık babacığım. Nermin denize mi gitmiş? Evet. Bugünlerde işi çok ama sen üzülme. O her zaman seni düşünüyor ve seni seviyor. Sen yatağında uyurken o her akşam odana geliyor. İyi ama gündüzleri gelsin onu ben de görmüş olurum. Peki Şale. Annene söyleyeceğim gündüzleri gelsin seni görsün. Hatırlıyorsun değil mi? İlk aşk dersimi senden almıştım. Tabii. Kuzenlerin bir vazifesi de budur. Evet. İlk dersle beraber bir şey daha öğrendim. Sana inanmamayı. Anlayamadım. Senin dilinin altında bir şey var. Hadi oradan. Gözümden kaçıyor mu sandın? 3 günde Nermin etrafında pervane oldum. Ya
yazık. Yanıp kül olacaksın. Bir şey değil, nüfustan bir erkek eksileceğiz. Hem de senin gibi bir erkek. Sıkılıyorsun değil mi Nermin? Evet Macit, sıkılıyorum. İyi ama benim de anlayamadığım bir şey var. Bir haftadır dışarı çıkmıyorsun. Niçin? Size uymaya çalışıyorum. Herhalde yanlış bir hareket yapmış değilim. Güzel. Benim de anlamak istediğim bu. Bize uymak mecburiyetinin sebebi ne? Anlamayacak ne var? Günlerdir dikkatiniz hep benim üzerimde dolaşıyor. Bu bakışlarınızda bir takım sorular var. Bu neşesiz hastalar evinde nasıl yaşamamı istiyorsunuz? Burası neşesiz hastalar evi. Doğrudur. Bütün bunları bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Fakat bu ev senin evindir. Seni çok seven bir kocan, bir de kızım var. Bunları daima hatırlayabiliyorsan benim için bir endişe yok demektir. Geçen hayırlı olsun. Verebildin mi? Evet verdim. Kapıyı kim açtı? Nihat Bey açtı. Güzel. Kimseyi görmedin mi? Öyle sıcağında ortalıkta kim olur hanımcığım? Hınzır. Peki Nihat Bey'e başka bir şey söylemedi mi? Pijamasının altını giymeden kapıyı açtığı için özür diledi. Sonra mektubu okudu. Çocuk gibi sevindi. Peki. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Dur Pervin. Al bunu beğeniyordun. Giyersin. Eksik olma hanımcığım. Teşekkür ederim. Söyle şıllık. Şimdiye kadar kaç mektup götürdün? Ne mektubu hanımefendiciğim? Nihat'a götürdüğün mektupları soruyorum sana. Söyle, kaç mektup götürdün? Ben bir mektup götürdüm. Seni hemen bu evden kovdurabilirim. Fakat annen bize süt verdi. Sen elimde büyüdün. Hanımına hizmet ederken ekmek yediğin yere ihanet ediyorsun. Adi, alçak, seviyesiz kimselerin yapacağı bir şey bu. Bir de sus payı aldın değil mi? Şıllık. Bunu hiç kimse bilmemeli. Aramızda kalmalı. Defol. Artık buna bir nihayet vermeli. Sen bugün çok sinirlisin.
Al. Bu senin son cep harçlığın. Ticaret doktoru Nihat Bey'le sevgilisi Nermin Hanım'ın eğlence masraflarını karşılamak için. Bana hakaret ettiğin kadar iftira ediyorsun. İftira mı? Ayol bütün Kadıköy halkının dilindesiniz. Tabii. Yalnız muteber tüccar Macit Bey'in evindekiler hariç. Kıskandıkça çocuklaşıyorsun. Belki haklısın. İnsan sevince çok egoist oluyor. Fakat ne yalan söyleyeyim. Seni seviyorum. Senelerdir Avrupa'dan dönmeni bekledim. Genç kızlık hülyaları içinde ilk defa gönlümü ve dudaklarımı sana vermiştim. Yalan değil. İlk aşk her şeye rağmen unutulmuyor. Peki ben ne yaptım? Yalancı da olmuşsun. Hatırlar mısın? Tam evleneceğimiz sırada beni bırakıp Avrupa'ya gittin. Tahsile gittim. Evet. Tahsile gittin. Ve birçokları gibi size ümit bağlamış bu memlekete kafası bomboş döndün. Hadi git artık buradan. Git. Paranı bir borç olarak kabul ediyorum. Öderim. Nermin, senden biraz konuşmak istiyorum. Sizi dinliyorum. Evli olduğunu sana hatırlatmak mecburiyetinde kaldığım için çok müteessirim. Bu ailenin şeref ve haysiyetini korumakla vazifelisin. Ne demek istiyorsunuz? Artık anlaşılmayacak bir şey kalmadı. Nihat isminde birisiyle münasebettesin. Evvela ben sizin emrinizde değilim. Hem bu işlere karışmak size mi düştü? Nermin, yalvarırım sana. İradeni kullan. Bizi, Macide unutturacak sebepler olsa da biricik evladını, aile yuvanı düşün. Tuttuğun yol seni mahvedecek bir çıkmaza götürüyor. Artık sabrım kalmadı. Sizi dinlemek bile istemiyorum. Bunlar hep yalan şeyler. Belki de siz uyduruyorsunuz. Ya Pervin? O da mı yalan söylüyor? Nihat'a gönderdiğim mektup da mı yalan? Asıl yalanı sen söylüyorsun. Peki. Madem ki bu kadarını öğrenebildin, gerisini de ben sana söyleyeyim. Kardeşim benim hayallerimi, ümitlerimi, gönlümü, sevgimi, güzelliğimi parasıyla satın aldı. Parayla satın aldığı bu şeylerin bir gün ona yabancı gelebileceğini hiç düşünmedi. Seviyorum. Hiçbir kuvvet Nihat'ı benden ayıramaz. Şimdi anladın mı? Sen bildiğimden de daha adimsin. Adi sen! Ne oldu Nermin? Söylesene ne oldu? Ne oldu ne oldu? Hemşirenize sorun o cevap versin. Kendi evimde bir suçlu gibi takip ediliyorum. Sorguya çekiliyorum. Peki üzülme. Seni huzura kavuşturmak için elimden geleni yapmaya hazırım. Karar verdim, yarın onu Ankara'ya göndereceğim.
Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık çocuğum. Bunu hanımefendiye verirsin. Başüstüne. Güle güle hanımefendi. Naide Hanım gittim. Evet efendim, şimdi hareket etti. Giderken de bunu hanımefendiye vermemi söyledi. Peki, ver postayı bana. Nermin, abim aramızda geçenleri bilmiyor. Sana yalvarırım. O yaşta olduğu kadar vücutça da hastadır. Bununla beraber Macide hayatta tek tutan kudret sana olan sevgisidir. Şu halde onu öldürmek veya yaşatmak senin elindedir. Allah'a ısmarladık. Nahide. Ne yazıyor? Hiç. Sinirleri bozulmuş, özür diliyor. Mamafi iyi kadın. Onu arayacak. Zannetmiyorum. Beni öyle kırdı ki. Amcandan da bir telgraf var. Ne diyor? Okuyorum. Ayşe nişanlanıyor, birlikte bekliyoruz. Şu amcam ne tuhaf adamdır. Senin rahatsız olduğunu bildiği halde nişan için İzmir'e çağırıyor. Sen Jali'yi alıp pekala gidebilirsin. Şayet kendim gitsem bile Jali'yi götürmem. Biliyorsun, umumi bir zafiyet geçirdi. O halde yalnız git. Teşekkür ederim. Artık gidebilirsiniz. Beklemenize lüzum yok. Matmazel'e söyleyin, öğle uykularında mutlaka Jali'yi yatırsın. Peki hanımefendi. Hayırlı yolculuklar. Bakar mısınız? Bir ricam var. Gitmekten vazgeçtim. Biletimi alın. Bunu da alın. Yalnız valizlerimi rıhtıma indirsin. Peki efendim. Aa, bu ne hal Nermin? Yolcu. beni kucaklamıyor musun? Ah, bir koku duyuyorum. Aman pantolon. Üzülme sevgilim, üzülme. Sen zaten külotla dolaşmaya alışmışsın. Tervin de seni böyle görmüş. Affedersin, seni böyle karşılamamalıydım. Malum efendim, bekar odası serhoş sofrası gibidir. Şimdi anlat bakalım, ne yolculuğu? Basbayağı bir yolculuk. Şimdi de Yalova'ya gidiyorum. Evdekiler beni İzmir yolunda biliyorlar. Halbuki ben hayatımı değiştiren evin yanında bambaşka bir istikamete gidiyorum. Bırak şimdi bunları. Madem ki beraber yaşamaya karar verdik, artık geri dönemeyiz. Haklısın.
Senin yanında olmak benim için kafi sevgili. Her şeye katlanabilirim. Seninle ölüme bile gitmeye hazırım. İşte efendim burası. Buyurun efendim, bu en iyi odalarımızdan biridir. Güneş daima üstünüze doğar. Daima yeşillik görürsünüz. Yeni evlersiniz galiba. Ben daha evlenmedim ama kaderim, hep yeni evliler bana gelirler. Başka bir emriniz var mı? Şimdilik hayır. Teşekkür ederim. Saadetler dilerim. Bir akşam yemeği için ne buyurulur? Mükemmel. İçeyim güzel bir şeref ver. Güzel bir gece getirdin. İç güzelim. Sen bu gece yaşıyorsun. Teşekkür ederim. Beni sen yaşa. Mehtap bakıp yar.
Çok olmadı mı? Anlıyorum. Ama hiç üzülme. Ödeyebilirim. Yok canım. Onu demek istemedim. İçki sana dokunmaz. Geç kaldım ama işi bitirdim çocuklar. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Bu bizim Nihat değil mi? Evet. Yanındaki de Macit Bey'in karısı. Desene söylenenler doğruymuş. Benim. Feridun. Nermin burada, Yalova'da. Hadi sen sarhoşsun. Vallahi burada. Yanımda kim var? Nihat. Vay namussuz. Evet. Benim. Bizler. Gecen hayırlı olsun. Oh, ne gecesi Feridun? Neredeyse sabah olacak. Sana harikulade haberlerim var. Kadıköy sosyetesine alt üst edecek haberler. Hadi hadi sen sarhoşsun. Ne münasip? Nihat Nermin de Yalova demişler. Yemişler, içmişler sonra da. Allah Allah! Ne diyorsun? Bunlar çıldırdı mı? Benim fare böyle bir dağ doğurdu işte. Hoş geldiniz efendim. Buyurun oturun şöyle. Teşekkür ederim. Sizi ne zamandan beri göremiyorum. Tabii biliyorsunuz Nermin de İzmir'e gitti. Yanılıyorsunuz beyefendi. Nermin İzmir'e değil Yalova'ya gitti. Ama nasıl olur? Amcasından bir nişan davetiyesi aldı. Maalesef Macit Bey. Şu anda siz aldatılmış bir koca. Ben de aldatılmış bir arkadaş durumundayız. İşlem Hanım, siz neler söylüyorsunuz? Olanları.
Şehirler arası. Nermin. İç şunu. Soda. Sana iyi gelir. Şimdi nasılsın? Biraz başım dönüyor. Sana yardım edeyim de giyeyim. Dolaşalım. Bir şeyin kalmaz. Üstü kalsın. Tabii beni beklemiyordun. Ne istiyorsun Feridun? Senden istediğim bir şey yok. Nermin hanımefendiden öğrenmek istediğim bir şey var. Oo! Neredeyse Macit Bey de teşrif edecekler. Acaba onu nasıl karşılamak niyetindeler? Feridun, işime karışma, defol! Size acıyorum. Cep harçlığını İclal'den temin eden bir serserinin eline... Defol! Ne yapıyorsun Moşer? Arkadaşlığımızı unuttun mu? Aa, yapma Moşer, rica ederim. Rica ederim. Aa. Kaybedecek vaktimiz yok. Hemen gidelim. Bizi çabuk vapura yetiştir. Eyvah bizim araba. Az evvel alelacele çıktılar dedim size. Geç kaldınız Macit Beyefendi. Nerede? Söyle karım nerede? Yetişemedim. Biraz evvel gittiler. Mamati sizi bir cür meşrut kadar tatmin edecek bir delil bırakmışlar. Nasıl bir delil? İşte. Nermin hanımefendinin geceliğini kollar arasına almış olan şu pijama ceketi sevgilisi Nihat Bey'indir. Buradan gayet güzel görünür. Seveceksiniz burayı. Pek hoşuma gitti.
Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Evli misiniz? Evet. Kimse rahatsız etmesin diye de bu pansiyonu seçtik Madame Collina. Seveceksiniz burayı. Buyurun size öbür odaları da göstereyim. Ben senin annenim. Her akşam seni yatıracağım. Sana masal söyleyeceğim. Şimdi uyu. Gözlerini hemen kapa, rüyanda beni görürsün. Ben de yatınca annemi görmek istersen gözlerimi kapıyorum. Annem geliyor. Asıl düşünülecek cihet para meselesidir. Malum ya, kendime henüz bir işi aramadım. Mamafi, bazı tasavvurlarım var. Ne gibi? Derhal bir iş bulmalıyım. Bir şeyler kazanmam lazım. Doğru. O zaman ne yapacaksın? Elimde biraz sermaye olsa. Mesela ne kadar? 15-20 bin lira yeter. Al bunları sat. Bunlar senin ihtiyacını karşılayabilir zannederim. Hayır, hayır. Sana ait şeylerle kendime sermaye yapamam. Senle kader birliği yapmadık mı? Evet. O halde mesele yok. Hatırlar mısın? Sana Yalova'dayken bir Cafer Darendeli'den bahsetmiştim. Mali itibarı olan bir kimse. Beni sermayesiyle destekleyecek. Baba dostudur. Bu hususta bir fikrim yok. Çünkü şimdiye kadar sadece para harcetmesini öğrendim. Yalnız bilmeni istediğim bir nokta var ki bunlar bizim her şeyimizdi. Ona ne şüphe şekerim. Zaten bunları ileride iade etmek için alıyorum. Sen hiç üzülme. Kısa zamanda göreceksin ne işler çevireceğim. Hoşça kal. Ayak seslerini duyunca geldim. Nasılsınız? Uyumadınız mı? Teşekkür ederim madam. Nihat'ı bekliyordum. Bazen böyle gecikiyor. İşleri fazla bugünlerde. Bir kadeh içersiniz herhalde. İyi gelir. Sıhhatinize madam. Sıhhatinize madam. İyi arkadaştır. Unutmak istedikçe içiyorum. İçtikçe de unutuyorum. Hı.
Bir zamanlar ben de gençtim, güzeldim. Burada bu pencerenin önünde çok geceler sabahladım. O vakitler birisiyle sevişiyorduk. Bana, sevgilim sensiz bu hayat yaşanmaz derdi. Fakat bir gün gitti, bir daha da geri gelmedi. Sonradan öğrendim, meğerse başka bir kadınla beraber kaçmış. Şimdi de beraber yaşıyorlar. Bir kadeh daha içer misiniz? Teşekkür ederim adam. Bu gecelik kâfi. İyi geceler bebeğim. İyi geceler. Merhaba Madam Colina. Hoş geldiniz Nihat Bey. Affedersin. Yine seni beklettim değil mi? Sen sarhoşsun. Hoş gör. Ticaret hayatı bu. Bazen içki masalarında da anlaşmalar olur. Değil mi yavrum? Ticari anlaşmalarının mükemmel olduğu halinden belli. Günlerdir bu haldesin. Bazı geceler de eve gelmiyorsun. Nefret ediyorum senden. Vay canına. Çok ciddi oldun. Hesap da soruyorsun. Hayatımın her gecesini senden geçireceğime dair noterden senet vermedim. Sen dedikleri kadar adi bir adammışsın. Sus, adi sensin. Bunları fabrikadan göndermişler abi. Peki. Jale nasıl? Ateşi düştü diye mi? Az evvel baktım 37.5'tu. Dün gece bir seviye sayıkladı. Ne sayıkladı? Annesini. Ankara'dan seni buraya aldırmamın sebebi biraz da bunun için. Bu evde herkes kızıma analık yapabilir, o kadın asla. Fakat her şeye rağmen annesini unutmuyor. Kaç gecedir uykusunda hep annesini sayıklıyor. Yeter! Bu bahsi değiştir artık. Ver şunları bana. Kahvaltı istiyor musunuz? Teşekkür ederim adam. Bugün biraz başım ağrıyor. Kahvaltı etmeyeceğim. Affedersiniz. 2 aylık kirayı vermeniz mümkün mü acaba? Biliyorsunuz ki yalnızım. Başka hiçbir gelirim yok. Hı? Nasıl? Nihat 2 aydır size kira vermedi mi? Tabii vermedi ya. Eve girerken bir 150 lira vermişti. Başka 10 para vermedi. Peki madem. Ben biraz sonra getiririm. Thank you.
Cafer Darancı'nı Rıhtım Sokak. Balıkların derya kuzuları. Canlı canlı. Mala bak mala. Buyur. Affedersiniz. Komisyoncu Cafer Bey'i arıyorum. Cafer Darendeli mi? O benim. Otur hele. Ödünç paramı almak istiyorum. Bak, rehin temizse verdim. Hayır, para filan alacak değilim. Anlaşıldı. Eline mutlak bir parça mal geçti, okutacağım. Karı kısmından iş yapmak zordur ama madem arzulamış gelmişsin, malı bir görek. Yanılıyorsunuz efendim. Ben buraya sizinle ortak iş yapan Nihat Bey hakkında bilgi edinmeye gelmiştim. Ortak mı? Sübhanallah, bir yanlışlık olmasın hemşire. Nihat Bey mi dedin? Şimdi anladım. Şu Nihat. Kellesi kulağı düzgün düreme. Neyin olur o senin? Hiçbir şeyim. Hemşireme talip olmuştu da. Vazgeç bu işten bayan. Nihat deneyen herifin kalitesi bozuktur. Ondan ortaklık bir yana şurada topu topu 2-3 kere gördüm. Birinde bize ne yüzüğü geçirdiği rehine kodu. Birinde bir Frank karısından geldi, karıyı rehine kodu gitti. Birinde de kefilsiz para çekmek istedi. Tabi mantara basmadık, boş geçti. 2 ay önce de kim bilir hangi enayi karıyı kafese koymuş, yüklü geldi. Bir broş, 2 yüzük, bir de pırlanta taşlı saat değil mi? Vah bayancığım. Demek seni de el akledi ha? Teşekkür ederim Cafer Efendi. Artık öğreneceğim bir şey kalmadı. Kaldı mı ya? Sicilini okuyuverdik bayancığım. Allah ısmarladık. Güle güle. Hoş geldin bebeğim. Madam, 2 aylığa karşılık bunları kabul eder misin? Elbette güzelim. Benim için daha iyi. Merhaba madam. Merhaba Ahmet Beyciğim. Ne mal. Nasıl, daha bir şeyler yok mu? Aman Ahmet Beyciğim, hazıra ne dayanır? Bugün de kiraya karşılık bunları verdi. Acıyorum. Hepimiz insanız. Ama aptal bir kadın. Akılsız kadın. Bu da ne apartman o. Ama söyledim, akılsız kadın. Ahmet Bey, sizin odanızın çarşaflarını değiştirdim. Çok teşekkür ederim madam. Bir şey değil. Thank you.
Bul. Kare at. Kaybediyorsun. Boş ver canım, aldırma. Günler, haftalar, aylar geçti. Nermin'in artık verecek bir şey kalmadı. Kolay gele, madem Aldina. Merci. Ismarladıklarımı getirdin mi? Maydanozuna kadar, tamam. Madem Aldina, o kadar şeyi ne yapacaksın? Ha, bakalım. Yoksa ziyafetin mi var? Elbette civanım, bu gece evleneceğim. Kiminle? Madam. Senle arslanım. Estağfurullah. Hadi durma ya. Beraber içelim. Çok rica ederim madam kadına. Oh, fazla içtim. Oh, hadi iç be güzelim. Oo, akşamlar hayır olsun madam. Polina. No, yortu falan mı var böyle hayır, her taraf donanmış? Bugün ben 40 yaşıma bastım Ahmet Bey. Daha güzel ya. Nermin Hanım'ı davet ettiğinize göre beni de hatırlamanız lazımdı ya. Hakkınız var ama belki gelmezsiniz diye düşündüm de. Buyurun, bir kadeh alın canım, buyurun. Teşekkür ederim madam. Az evvel Boğaz'da da arkadaşlarla biraz atıştırdım. Benim hatırım için canım. Müsaade edin, size tabak çatal vereyim. Nasılsınız Nermin Hanım? Nasılsınız Nermin Hanım? Vaka aynı çatı altında kalıyoruz ama... aynı zamanda karşılıklı oturamıyoruz. Olmuyor Ahmet Bey. O kadar yorgunum. Bilemezsiniz Ahmet Bey. Bilemezsiniz. Sıhhatinize Nermin Hanım. Nermin, hayatım ne zamandır bu geceyi bekliyorum. Sen kimsin? Ben seni hiç ama hiç tanımıyorum.
Ya! Şimdi gösteririm ben sana. Bırak beni. Gel bakalım. Bırak beni, al çekerim. Gel bakalım. Bırak diyorum sana. Bana. Bırak beni. Evladım, kızım, yavrum. Dur! Ne yapıyorsun? Deli mi bu be? Dedim sana. Güzel kadın ama akılsız. Ben de bunun dedikodu olduğunu söyledim. Baksana yerde bir kadın yatıyor. Vah, bayılmış mı, ne olmuş acaba? Şey? Çok iyiyim. Yakında çıkacağım buradan. Bu güzel tazecik de yeni geldi. Bir sinir buhranı geçiriyor. Zavallı, iki gündür çocuğunu sayıkladı durdu. Kocasından ayrılmış. Bugüne kadar bir arayanı da olmadı. Ah, kimsesiz olmak çok fena. Yavrum. Gülüm benim. Nermin. Nermin, ne oldu sana böyle? Hayat kazanmakla kaybetmek arasında geçiyor İzler. İnsanın en son kaybedeceği şey de ümididir. Onu da kaybettim. Ah. Hayır canım. Hiçbir şey kaybetmedim. Ben doktorunla da konuştum. Yarın seni taburcu edecekler. Ben gelip seni alırım. Artık bizde kalırsın. Teşekkür ederim. Jali'yi hiç gördün mü? Haber alabiliyor musun? Jali'yi mi? Aha, evet. Evet. Gülüyor, eğleniyor. Hiç merak etme. O kadar güzelleşmiş ki. Bir ara onu da görürsün. Kalan son harcandı. Onu bir görebilsin. Biraz dökeyim mi? İlaç kokusu bana çok dokunur da. Teşekkür ederim. Yok canım. Artık bütün olanları unutup yeni bir hayata başlamalısın. Nihat gibi serserilerin sadece seni sevmesine zaten imkan olamazdı. Hadi şekerim, bana müsaade. Bugün için daha bir sürü randevularım var. Yarın gelir muhakkak seni alırım canım. Hadi. Güle güle. Delirdin mi Nermin? Seni böyle eşarpla başı bağlı, üzerinde eski bir pardesüyle görenler ne derler? Bu Nermin derler. Yuvasına, arkadaşına ihanet eden Nermin derler. Affedersin, onu demek istemedim. Gidiyorum. Pardesü ve eşarp için sana teşekkür ederim. Dur canım, sana para da lazımdır herhalde.
istediğin kadar alabilirsin. Bu kadarı kâfi. Aa, onunla ne yaparsın kuzum? Yol parası. Beni Bostancı'dan oraya kadar götürür. Peki, ısrar etmeyeceğim. Çünkü kırılıyorsun. Ama akşama beklerim. Sakın bir yerde kalma. Birçok misafirlerim var. Bir sürü de güzel plak getirdim. Çok hoşuna gidecek. Buraya nasıl geliyorsun? Şimdi Macit görecek. Yaptıkların yetmedi mi? Hı? Kızım. Kızımı göreceğim. Sen, Sena! Demek buraya kadar gelebilmek hakkını kendinle buldun. Defol! Gideceğim. Ama biraz olsun Jali'yi görmeme müsaade et. Sana vaktiyle verdiğim müsaadeleri hep kötüye kullandım. Artık bu evde senin için müsaadeyle yapılacak bir şey kalmadı. Hadi git buradan. Defol diyorum. Anne! Gel buraya! Babacığım yalvarırım annemi gitmesin. Babacığım yalvarırım. Annemi göndermeyin. Babacığım yalvarıyorum size. Babacığım. Annem gitmesin. Babacığım yalvarıyorum. Anne. Anne! 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 Anneciğim! Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu bu? Aman Allah'ım! Kaderin tayin ettiğini biz insanlar değiştirmeye muktedir değiliz. Bırak bu geceyi yavrusunun yanında geçirsin. Evimin saadetini yıktı. Evladımın ölümüne sebep oldu. Hemşire! Sen buna
Nasıl müsaade ediyorsun? Abi. Anne olduğu için. Dünyada hiçbir kuvvet ondan bu hakkı alamaz maç. Daha sabırlı, daha anlayışlı davran. Birbirinize yabancı olsanız bile bu gece için acılarınızda müştereksiniz. Evet, haklısın doktor. Bu gece acılarımız da müşterek. Affet. Sen olsun beni affet. Sana tövbe edeceğim. Fakat sen bana hiçbir şey söylemedin. Affettim seni anneciğim diyemedim. Ayrılmamız lazım. Gel vedalaşalım seninle. Canım evlat. Nasıl ayrılabilirim senden? Daima beraber. Daima. Ebediyete kadar beraber. Daima beraber olacağız. Daima. Ebediyete kadar beraber olacağız. Ebediyete kadar. (Gülüyor)